İngilizlerin devleti mi savaş çıkartıyor sizce? Güzel yüzdüm dünya tabi böyle başıboş değil. Adamlar ülkeler durup durup savaş falan çıkarıyor. Tabi organize bir hareket var. Orta Doğu'nun bölünmesi de bir planla olmuştur. İngilizlerin devleti kitabıma internetten bakın. Ve detayları öğrenin. Çok hayati bu. Yani İngilizlerin devletini bilmeyen hiçbir şey bilmiyor demektir. Yani dünyadaki en vahim konu İngilizlerin devletidir. Bak dünyada halen en vahim, en tehlikeli konu İngilizlerin devleti. Yani PKK falan onların çocukları. DAEŞ, FETÖ, İngilizlerin devletinin çocuklarıdır bak bunlar. İngilizlerin devletinin çocukları. DAEŞ, FETÖ, şu bu, PKK. Ve dünyanın her tarafında bunlar yüzlercedir. Yakup Bey teşekkür ederim. İngilizlerin devletini öğrenmeyen bir insan hiçbir şey bilmiyordur. Hiçbir mücadeleyi yapamaz. Hiçbir mücadelenin neden olduğunu da anlayamaz. Ne PKK'yı anlayabilir, ne DAEŞ'i anlayabilir, ne Orta Doğu'nun paramparça olmasını, ne Irak'ın, Suriye'nin parçalanmasını. Perdenin arkasını göstertiyoruz biz, perdenin arkasını. Katili tanıtıyoruz. Katili kimse bilmiyor. Katil İngilizlerin devletidir. Bakın 5 cilt kitap hazırlıyorum ya. Binlerce belge sunuyorum. Yani 10 belgeyle biter bu iş. 10 belgeyle. Ben binlerce belge sunuyorum. 5 cilt. Şimdi iki kanat var. Doğru bilgiye ulaşmak isteyen zaten kitap da veriyoruz. CD'lerimiz de var. Onlara yönlendiriyoruz veyahut internete girip ücretsiz bütün kitapları indirebilirler. Oradan her şeyi istifade edebiliyorlar. Ama bu faaliyeti durdurun diyenlerin konumu ayrı. Darwinizmi anlatmayı durdurun diyenlerin faaliyeti ayrı. Bunlar bize doğrudan gelip arkadaş Darwinizmi durdurun demiyorlar. Nasıl? Bunu şöyle yapıyorlar. Bunlar çetedir. Bunlar işte aklınıza gelen her türlü suçu işler. İşliyorlar. Aman bunları dinlemeyin. Bunların anlattıkları yalandır. Aslı yoktur. Gayri bilimseldir. Dünyada bilinen bütün suçları da işledikleri için zaten yazdıkları da muteber değildir tarzında psikolojik savaşla karşılık veriyorlar şu an. Bundan etkilenenler oluyor. Az sayıda da olsa oluyor. Ama etkilenmeyenler tabii gerçekleri öğrenmeye devam ediyorlar. Ama yani Darwinizm'e savunan adam karşına geçip sen ne olursun bunu durdur demez. Gayri nizami harp yapar. Psikolojik savaş yapar. Yani bu iftira eder, hakaret eder, komplo yapar, oyun oynar, tuzak kurar.